Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bir süredir hastalıklardan nasıl doğal yöntemlerle kurtulabileceğimiz yönündeki videolarımızın bir yenisine daha ekliyoruz ve sütle birlikte küllenme hastalığına, ki bununla birlikte sadece küllenme hastalığı için değildir, virüs hastalıklarında da ciddi anlamda bize yardımcı olabilecek bir ilaçtan bahsetmek istiyorum. Ancak bu ilaç öyle sütün içerisine biraz su katın ve bitkilerinizin üzerine püskürtün diyebileceğimiz kadar basit bir işlem değil. Çok ince detayları var. Bunu hem bize faydalı olabilecek bir noktası hem de zararlı olabilecek noktaları da var. Onun için videoyu atlamadan lütfen sonuna kadar izleyin ki her dakikasında farklı bir detayla karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi ilacımızın temeli su ve sütün birbirine karıştırılarak özellikle kabakgillerdeki mantari hastalıkları engelleyebilecek bir ilaç yapmak ve bunları bitkinin üzerine belli sürelerde püskürterek mantar hastalıklarını önlemeyi amaçlayan bir ilaç. Ancak bunun çalışma prensibini hala bilim adamları net olarak ortaya koyamadı. Şimdi çalışma prensibi şu şekilde açıklanabilir. Bunlardan birincisi, sütün içerisindeki bazı mikroorganizmalar yaprağın üzerinde hastalık yapıcı bir takım patojenleri kolonizasyonunu engelliyor ve bu şekilde popülasyonları artmayan patojenler bizim bitkimizi hasta bir hale getirebilecek bir orana kadar yükselebiliyor. İkincisi, iyi mikroorganizmaları besleyerek bu iyi mikroorganizmaların zararlılar üzerinde baskı kurması ve o popülasyonlarının çok fazla artmamasıyla birlikte hastalık yapacak bir pozisyona gelememeli. Avantajları ve dezavantajları olan durumlar var. Birincisi, bunun etki mekanizmasının ortaya çıkabilmesi için UV ışınlarına ihtiyacımız var. Yani güneşin direkt uygulamadan sonra vurarak bitkinin üzerine bu sütün içerisindeki bir takım kimyasal reaksiyonları gerçekleştirmesi ve bu kimyasal reaksiyonlardan sonra mantar öldürücü, bakteri öldürücü bir özelliğe kavuşması. Bu nedenle biz bunu herhangi bir güneş vurmayan bitkimizin üzerine kullandığımız zaman sıkıntılarımız doğuyor. Bununla birlikte bir de hiçbir şekilde kullanılmaması gereken bitkiler var. Mesela turpgiller üzerinde kesinlikle kullanmayın. Çünkü bakteriyel yumuşak çürüklük, siyah çürüklük ve alterinia yapacak bir etki mekanizmasını tetikliyor. Ve bu hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle su ve süt karışımımızı turpgillerde kullanmayacağız. Nerede kullanacağız? Daha çok kabakgillerde çok ciddi anlamda etkilerini göstermiş durumda. Bazı virüsler, özellikle mozaik virüslerine karşı çok ciddi baskılayıcı bir etki gösterdiği için kabakgillerde de oluşabilecek, daha önceki videolarda anlatmaya çalıştığım o hıyarda 4 ayrı bakteri, virüs, mantar ve omisetlerin oluşturduğu hastalıklardan biri olan hıyar mozaik virüsünü engelleyebilecek bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kabakgillerde kullanılmasını tavsiye ederim. Ancak turpgillerde demin dediğim gibi kullanmayın. İkincisi, evinizdeki süs bitkileri konusu var. Bu süs bitkilerinde de demin de anlatmaya çalıştığım gibi güneş vurmuyorsa bitkinize bunu kullanmayın. İkincisi, begonvillerle ilgili bazı araştırmalarda etkili olduğu, bazı araştırmalarda etkisiz olduğuna yönelik bir takım veriler var elimizde. Bunlarla birlikte güllerin üzerindeki o siyah noktalanmalar, siyah yaprak lekelerini engelleyebilecek çok az araştırma var bunu teyit edebilecek. Çok araştırmada var ki bu yaprakların üzerindeki bu siyah lekelenmelere karşı hiçbir etki göstermiyor diyor. Ve bununla birlikte güllerin üzerinde başka sıkıntılar da yarattığına dair bilgiler elimizde mevcut. Bu nedenle süs bitkilerinde de mümkün olduğunca kullanmazsanız iyi edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu bilgiler ışığında bizim sadece elimizde hıyar, kavun, kabak, efendime söyleyeyim karpuz, bu tarz bitkilerde kullanılabileceğimiz yalnız küllenme gibi mantar hastalıkları değil, birçok virüs hastalığını da engelleyebilecek, baskılayabilecek, bitkimizin hasta olarak ölmesini
engelleyecek bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi süt ve suyun karışım oranları da biraz sıkıntılı gibi duruyor. Çünkü birçok araştırmada farklı oranlardan bahsediyorlar. Fakat bir araştırma var ki çok daha detaylı yapmışlar. Onu biraz baz almak mantıklı gibi geldi. Bana şöyle süt ve suyun, yani sütün suya oranının %10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70 oranında karıştırarak bitkilerin üzerinde denemeler yapmışlar. Uzun soluklu bir deneme ve en çok bizim işimize yarayacak oranında %40 olduğunu bulmuşlar. Bu nedenle biz bunu baz alarak, bu bilimsel veriyi baz alarak, öyle sallamadan, işkembeyi kübadan atmadan, yok biraz içerisine su koyun, bir miktar süt koyun falan filan da değil, net olarak %40 süt koyduğumuz zaman karışımın içerisine bizim için en ideal ölçü olacaktır. %40'lık oranımızı nasıl hazırlıyoruz? İşte en basitinden 500 mililitrelik bir ilaç yapacağız. Bunun 200 mililitresi süt olacak, 300 mililitresi su olacak. Suyu da artık klorsuz bir su olduğunu söyleme hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Bütün videolarda, gübre yapımlarında, sıvı gübre yapımlarında, ilaç yapımlarında hepsinde sürekli olarak üzerine durduğum konu bunun klorsuz olması, içerisinde klor olmayan bir içme suyu olması. Burada da aynı şekilde klorsuz bir suyumuzu kullanacağız. 300 mililitre su, 200 mililitre süt kullanıp 500 mililitrelik bir ilaç yapıp böyle bir püskürtünün içerisine dolduracağız ve bitkimizin her noktasına, yaprağına, dalına, gövdesine, köküne, bir miktar da toprağına sıkacağız ki bu bizim ağırlıklı olarak mantarlardan kurtulabilmemizi, bazı virüs hastalıklarına da yani çok etkili olacağını iddia etmeyeyim, ancak bununla ilgili bir takım bilimsel veri olduğu için söylemek zorundayım. Çünkü virüsler sentetik ilaçlara karşı bile çok fazla direnç gösterebilecek olan patojenler olduğu için böyle doğal bir takım basit yöntemlerle bunlardan kurtulabilmek kolay olmuyor. Fakat bu süt ve su karışımımızın özellikle mozaik virüslerine karşı gerçekten baskılayıcı bir özellik. Yani öldürme değil. Sadece bunların, bu virüslerin çoğalmasını engelleyecek, işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilecek bir tavır içerisinde oldukları için bizim işimize yarıyor. Şimdi bu doğal ilaçların bir takım hastalıklara karşı iyi gelmeyeceğine dair yorum da yapabilirsiniz. Çünkü adamlar o kadar ilaçlama yapıyorlar, o kadar sentetik ilaçlar kullanıyorlar, kimyasallar döküyorlar. Yine de hastalık oluyor, yine de hastalık oluyor. Ama biz böyle sütün içerisine su koyacağız, suyun içerisine süt koyacağız ve bundan kurtulacağız. Biraz doğru, gerçekçi gibi gelmeyebilir. Ancak Minnesota Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'nde iki ayrı araştırma yapılmış. Bu iki ayrı araştırma Amerika'da en çok kullanılan iki mantar ilacı ve süt ve su karışımı karşılaştırılmış. O iki tane en çok satan, en güçlü olan sentetik mantar ilacından çok fazla etki gösterebilmiş olan çok basit bir ilaç bu. Şimdi ilacımızı yapmaya geçersek çok basit. Dediğim gibi sadece %40'lık bir süt oranını yakalamak için 500 mililitreye 300 mililitre su koyarsak, şu 250 mililitremiz, bir 50 mililitre daha koyalım bunun içerisine. 50'miz nerede? Burada. Evet, 50 mililitre de koyduk. Şimdi içerisine 300 mililitre suyumuz var. 200 mililitre de sütümüzü ölçelim. Sütü söylemeyi unutmuş olabilirim. Kesinlikle çiğ süt olacak. UHT veya pastörize edilmiş bir süt olmayacak. O işlemden geçmiş sütler süt değildir. Artık bambaşka şeylerdir. Siz tamamen çiğ süt kullanmak zorundasınız ki içerisindeki
mikroorganizmalar hala sağ olsunlar. 500 mililitrelik ilacımızı hazırladık. Ağzını kapatalım. İyice karıştıralım. Şimdi dispersan ajana ihtiyacımız var mı? Yayıcı, yapıştırıcı? Hayır. Aslında süt çok eskiden beri pestisitlerin içerisinde yapıştırıcı ve yayıcı bir araç olarak kullanıldığından dolayı zaten kendi kendine bu işlevi yapacaktı. Ondan sonra bitkimizin her tarafına süt ve su karışımımızı sıkıyoruz. Köküne, dalına, yaprağına, çiçeğine, neresi varsa bunu haftada iki kere olmak üzere kullanıyoruz. Ve mantar, virüs, aklınıza ne gelecek, bütün hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar ucuz bir ilaç. Ve aynı zamanda doğal bir ilaç. Hastalıklar olduktan sonra bu tarz ilaçları yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu ilaçları siz hastalık olmadan önce önleyici tedbirler olarak yapacaksınız. Bu tedbirlerde işte hastalıklarla ilgili o iki tane video çekmiştim. Yani hastalıklar neden olur, neler yapabiliriz ve hastalıkların tanımları ne? Videolarını seyrederseniz orada çok ince detayları var. Mesela belli sıcaklıklar öncesinde kullanmanız gerekir ki o sıcaklıklarda mantarların, bakterilerin veya virüslerin ortama hakim olabilecekleri, çok fazla çoğalabilecekleri sıcaklık değerlerine ulaştığı zaman sıkıntılar ortaya çıkacağı için biz bu sıcaklık değerlerine ulaşmadan bu tarz önlemler alırsak, bu tarz preparatlar hazırlayıp kullanırsak bitkimize, o zaman bize yarayacak. Yoksa bitkimiz şu an ne bileyim işte mildiv olmuş domatesimiz. Biz bitki ölecek ya, hadi biri dedi ki suyla sütü karıştır bunun üzerine at. Ha, geçti burun pazarı süreçliğin iyiydi. Ondan sonra o bitkiyi kurtarma ihtimali çok zayıflar. Önemli olan bizim hastalık yapıcı patojenleri mümkün olduğunca baskılamak. Zaten bunun üzerinde her türlü hastalık yapıcı unsur var. Biz bunlardan kurtulamayız. Bu gördüğünüz domates bitkisi aynı benim vücudum gibi. Benim vücudumda da bütün mikroplar mevcut. Ne zaman ki ben herhangi bir durumdan bağışıklık sistemim çökecek veyahut da sıkıntıya girecek veya işte yorgunluk gibi, stres gibi bir takım ekstrem durumlar yaşayacağım, o zaman ortaya çıkıp beni sıkıntıya sokup beni hastalandıracaklar. Aynı bitkilerde durum böyle. Bunun üzerinde bütün o aklınıza gelebilecek hastalık yapıcı mikroorganizmalar mevcut. Sadece zaman kolluyorlar. Çünkü onların belli görevleri var. Onların görevi Murat domates yetiştirmesin. Murat'ın domatesin bitkisini hastalandıralım değil. Doğanın çok umurunda değil senin domates yetiştirmen veya yetiştirmemen. O işini yapıyor. Herkesin bir görevi var. O görevi yerine getiriyorlar. O görevlerden biri de ne? Ortadan kaldırabilmesi için, dönüşümle tekrardan doğaya katılabilmesi için bunlar bitkiye saldırıyorlar, zayıflatıyorlar. Zayıflattıktan sonra hepsinin kendine göre görevleri var. Bu çürükçül bakteriler devreye giriyor, ötekisi giriyor, mikroorganizmalar giriyor ve bu gördüğünüz domates tekrardan toprağa bitki besin maddesi olarak, amino asit olarak, organik asit olarak doğanın içerisine tekrardan karışıyor. Bunların işi bu. Onun için biz bu tarz hastalıkları önleyebilirsek, mikroorganizmalarımızın coşmasını engelleyebilirsek hastalıklardan kurtulabiliriz. Yoksa hastalıkları gördük, haydi bilmem ne yapalım. La bu iş olmaz. Sadece bir süt su karışımı veya diğer anlattığım işte papatya çayı yaptık, at kuyruğundan çay yaptık, bitkilerimizi kullanalım falan filanla da bitmiyormuş. Bakın diğer videolarda da dediğim gibi anlatmaya çalıştım. Bu işin toprak sağlığı var, bu işin doğru sulaması var, bu işin bir takım kültürel, mekanik yöntemleri var. Bunların hepsini doğru yaptığınız zaman hastalıklardan kurtulma ihtimalleriniz yükselir. Bunları doğru yapmadığınız zaman bitkileriniz hastalanacaktır. Bu kaçınılmaz bir son. Bir videonun daha sonuna geldik.
Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.